gitti. Şimdi ikincisi gitti. Gördün mü? Mesela yerinde de sağa dönebilir. Projemiz Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen bir projedir. Yaklaşık 8 ay önce başladı projemiz. Projemizdeki temel amaç okul öncesi öğrencilerin robotik kodlama, programlama ve algoritma mantığını oturtması amacıyla oluşturulmuştur. Projemiz bütün hatlarıyla ve bütün robotun üretimi, yazılımı, elektronik donanımı tamamen Yunus Emre Enstrüman Lisesi tarafından yürütülmekte ve üretilmektedir. Yerli ve millidir. Yani biz yazılımı burada kendimiz yapmaktayız. Elektronik kartlarını kendimiz yapmaktayız. Dış gövdelerini kendimiz yapmaktayız. Yani dışarıdan herhangi bir alım yapmadan bütün A'dan Z'ye robotlarımızı kendimiz üretmekteyiz. Ve proje başlangıcından itibaren ilk başta bir prototip ürettik. Bu prototipi anaokullarında bir deneme sürecimiz oldu. Deneme sürecinden sonra eksik yanlarımızı görüp robotlarımızı her geçen gün geliştirdik. Ve bununla ilgili 4-5 farklı robot prototipi ürettik. Yerli bir üretim yaptığımız için bu ürünlerin maliyetini %50'den daha aşağıya mal etmekteyiz ve üretmekteyiz. Türkiye'de ve kendi okulumuzda Eskişehir'de böyle bir üretim yaptığımız için fiyatları da daha aşağıya çekme olanağımız oluyor. Hem de ithal üründen ihracat ürününe geçmiş oluyoruz. Tepkilere gelecek olursak velilerden çok güzel tepkiler aldık ve kullanımında da yaklaşık olarak 6 aydır bunun prototipini anaokullarımızda kullandırıyoruz, kullanıyorlar ve çok güzel tepkiler, geri dönüşler alıyoruz. Hala geliştirmekteyiz robotumuzu. 5-6 yaş grubu öğrenciler için programlama mantığını oturtturmak asıl amacımız. Bu projemizde algoritmik düşünce mantığını oturtturmak. Bu niye önemlidir bu yaşlardaki öğrenciler için? Şimdi bu yaşlardaki öğrenciler programlama ve algoritma mantığını eğer oturtturlarsa hayatlarında problem çözme mantığını oturtturmuş olurlar. Problem çözme mantığını oturtturan bir insan ileride meslek seçiminde eğer yazılım, elektronik, mekanik herhangi bir işi seçmese bile hayatın diğer aşamalarında problem çözme mantığını açıkçası kendisinde oturtacak ve herhangi seçtiği meslekte bunu sürdürebilecektir. Hayatı daha da kolaylaştıracaktır. Buradaki ana amaç algoritma mantığını bütün öğrencilere öğretmektir. Algoritma mantığı bir öğrencide oturduğu anda hayatın diğer aşamalarında problem çözme mantığını öğrenmiş oluyor ve diğer işlerinde de bunu rahatlıkla kullanabiliyor. Asıl amacımız bu. Başlatayım mı?